Bu oyunda ne görüyorsunuz? Örneğin siz beyazsınız, hamle sırası sizde, ne oynarsınız? Satranç oyuncuları büyük usta olmak istiyorlarsa farklı düşünebilme özelliğine sahip olmalılar. Bir satranç ustasının en önemli özelliği yaratıcı olmaktır. Yaratıcı olmak da alışılagelmiş düşünce kalıbının dışına çıkarak bu farklı hamleleri yapabilme özelliği. Örneğin satrançta bir tehditle karşı karşıya geldiniz. Bu tehdidi göz ardı edip iyi bir hamle bulabilir misiniz? Baskı altındayken satrançta karar vermemiz zor. Buradaki problem bütüne bakamamak. Önemli olan refleks hamle yerine iyi hamleyi bulabilme özelliğine sahip olmak. Bunu kazanmamız gerekir. Ben satrancın içindeki yaratıcılığı çok seviyorum. Bu yaratıcılığın içinde meydan okumak var. Bazen öyle hamlelerle karşılaşıyorum ki işte bu tam bir ustalık. Satranç içindeki hesaplarla bir bilim ve içindeki yaratıcılıkla bir sanat. Bu oyuna ilk başlayanlar vezirini çok kullanır. Vezir en kuvvetli taş, 9 puanlık bir taş. Düz gider, çapraz gider, satrançta en fazla hareket kabiliyeti olan taş. Bir diğer taş at, 3 puan, kuvveti daha azdır. Ama sadece kendine özgü, hiç kopyalanamayacak bir hareket kabiliyeti vardır. L yapar. Ve satranç öyle bir oyun ki, sadece atınızla kazanabileceğiniz, onunla avantaj yaratabileceğiniz bir durum karşınıza çıkabilir. İşte bu durumda 3 puanlık bir taşla oyunu kazanabilirsiniz. Bu oyunu oynadıkça bunun bir takım oyunu olduğunu anlıyoruz. Artık ilk başlayanlar gibi sadece vezirle kuvvet üzerine değil, nerede hangi taşla avantaj sağlayabilirim buna bakarak oyunumuzu geliştiriyoruz. Bunun için de en önemli ihtiyacınız stratejinin ilk basamağı olan iyi analiz edebilmek. Sizden düşünmenizi istiyorum. Satranç tahtası sizin yaşam alanınız. Buradaki taşlar sizin özellikleriniz ve nitelikleriniz. Vezir 9 puan, en kuvvetli yanınız. Ama atınız ne? Kopyalanması zor, bazı koşullarda sadece onunla avantaj yaratabileceğiniz o özgün yanınız ne? Atlarınızı bulun.